İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Cüneyd-i Bağdadi, Kuddisesi Ruh. O seni görüyor. Cüneyd-i Bağdadi'yi tanıyan bir büyük zat, bu Allah adamının yanına geldi bizzat. Lakin kalp gözüyle gördü ki bakıp o an, şeytanlar kaçışıyor bu velinin yanından. Hatta yaklaştığında kızgın gördü kendini. O anda anlamadı bu işin hikmetini. Arz etti ki, ey Cüneyd, bilirdik ki bir insan kızınca etrafına toplanır cümle şeytan. Lakin ben görürüm ki öfkeniz varken sizin, şeytanlar kaçışıyor yanınızdan. Ne için? Buyurdu ki, doğrudur. Lakin bizim öfkemiz yalnız Allah içindir. Hiç karışmaz nefsimiz. Eğer ki nefsi için öfkelenirse insan, işte böylelerinin yanına gelir şeytan. Bizim kızmamız ise Allah içindir ancak. Bu yüzden bizden onlar kaçarlar köşe bucak. Bu veliyi tanıyan yine bir kimse vardı. Alışveriş yapmaya bir gün çarşıya vardı. Yolda bir kadın görüp baktı ona bir miktar. Sonradan toparlanıp etti tövbe istiğfar. Hanesine gelip de aynaya baktığında simasının rengini siyah gördü o anda. Buna da çok üzülüp artık 40 gün 40 gece ağlayıp bu günaha tövbe etti bir nice. Sonradan hatırına geldi ki bu kişinin, Cüneyd-i Bağdadi'ye gideyim bu iş için. O dahi benim için etsin tövbe istiğfar. Rabbimin rızasını alırım belki tekrar. Lakin kendi diyarı Ruhbet denen bir yerdi. Bağdat ise bir hayli uzak mesafedeydi. Günlerce yol kat edip Bağdat'a vardı hemen. Kapısını çalıp da içeriye girmeden o içeriden ismiyle hitap edip bu zata buyurdu ki, ey filan, safa geldin Bağdat'a. Sen filan gün Ruhbe'de harama eylen azar, biz Bağdat'ta edelim ona tövbe istiğfar. Sonra içeri girip kavuştu çok feyzine. Yüzünün siyahlığı beyaza döndü yine. Bir günde bir genç geldi bu velinin yanına. Dedi ki, ey efendim, bir himmet edin bana. Gözlerimi yabancı kadınlara bakmaktan hiç men edemiyorum, korkuyorum yanmaktan. Ne olur bu hususta bana yardım ediniz. Bu bapta nedir bana tavsiye ve emriniz? Buyurdu ki, evladım, sen ona baktığın an, bil ki Hak Teâlâ da sana bakar o zaman. Ve senin o kadını görmenden daha fazla, Rabbin seni görüyor, unutma bunu asla. Sen onu görmesen de, görüyor seni Allah. Öyleyse o görürken işlenir mi hiç günah? Bu söz ziyadesiyle tesir etti o gence. Bütün günahlarına tövbe etti hemence. Artık çirkinliğini görürdü her günahın. Rabbani tesir vardır
sözünde evliyanın. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve evliya kiramdan olan Fethi Musuli rahmetullahi teala'yla buyuruyorlar ki, kendi arzularından ziyade Allahu Teala'yı isteyenin kalbinde Allah sevgisi Celle Şanuhu doğar buyuruyor Fethi Musuli rahmetullahi teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Alo, hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim, buyurun. Benim babam cuma günü öğlenden sonra, ikindiden sonra vefat etti. Allah ben yurt dışındaydım, edesin. Yanında değildim böyle ama iyi şekilde dediler. El yüzü nur gibi oldu, zaten sürekli okuyordu dediler. Bunlar iyiye işarettir değil mi hocam böyle? İyiye işaret, cuma günü ölmesi de iyiye işaret. Binlerce hamdolsun. Bir de neler yapmamız gerekir acaba? Kıta bir açıklama yaparsanız böyle neler yapabileceğimizi... Vefat edenin arkasından neler bir yapılabilir diye. Bir de ben istikadını çok yapmak istiyorum ama ben yurt dışındayım, yapamayacağımı biliyorum. Ne olursunuz orada yapabilir misiniz acaba, onu söyleyecektim bir de. Olabilir mi acaba hocam? Siz yurt dışından mı arıyorsunuz? Evet, yurt dışından arıyorum. Tekrar telefon açma imkanınız olabilir mi? Tekrardan size mi? Bize de arayabilirsiniz. Bahattin Apak Bey'i de arayabilirsiniz. Siz kapat... Kimi aramam gerekirse ben ararım hocam böyle. Siz kapatmayın arkadaşlar, bizim numaramızı versinler. Yayından sonra bizi ararsanız. Tamam, ararım ben. Tamam. İyi günler. İyi günler. Benim hocama namazlı kılık kıyafetle alakalı sorum olacaktı bir tane. Tabii. Ben şimdi bir eteksiz namaz kılınmaz diye biliyorum hocam. Şimdi bu tunikler var. Ben kız kardeşimi ikna edemiyorum. Eteksiz olmaz diyorum. Olur diyor. Kardeşim işte hani olup olmadığını bilmiyoruz namazımızın. Ama eteksiz olmaz dediğimde ikna edemedim. Bir de hayızlıyken ezbere Kur'an okunur diyor. Takip edilir, yanlışları söylenir diyor. Okunur da diyor. Onu da ikna edemedim. Artık karışmıyorum. Karışmayınca bana günah var mı hocam? Bir de bu kılık kıyafet hakkında bir tavsiyede bulunursanız, anlatırsanız tekrar. Peki efendim. Bir de işte böyle cahilliğimizden dolayı cevap veremiyoruz ya hocam. Siz gibi mümkün değil, anlatamıyoruz. Peki. Onlar efendim. Vebala giriyor muyuz? Bir peki de ben efendim. Hatim başladım hocam. Hatimi işte böyle ailemizde düzenin olması için... İşte herkesin iyi huylu olması için başladım. Bitirmeye yaklaştım. Bunu nasıl bağışlamam gerekiyor? Ölenlere ya da kendimizin ruhaniyetlerine mi ya da bağışlamamam mı gerekiyor? Ne yapmalıyım bunda hocam? Peki efendim. Bir de borç oruç tutuyoruz ya. O gün hayız gördük. O orucu onu da ödeyip bir de tekrardan borcumuzu mu tutmalıyız? Hayır. Hayır gerek yok. İzah edeceğiz efendim. Tamam. Ha bir de ıskat nedir hocam? Bunu da ben yine cahilimden ikna edemedim. Bunu da tekrar bir anlatabilir misiniz? Iskat nedir hocam? Evet. Biz Konya'da yaşıyoruz. Var aslında ama ikna edemiyoruz hocam. Nerede yaşıyorsunuz? Konya'da. Konya'nın neresinde? Konya'nın içinde yaşıyoruz ama Doğanhisar'da ilçemiz. Bunu tamam. İkna edemiyorum hocam. Sizden anladığım kadar anlatmaya çalışıyorum ama tabii anlatamıyorum herhalde. Peki efendim. İlk dinleyicimizin de var. Orada izah edeceğiz efendim. Tamam. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Amin. Hayırlı işler. İyi günler. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Aleykümselam. Buyurun. Osman Ünlü hocamıza bir sorum olacaktı benim. Yaklaşık hocamı 1,5 yıldır takip ediyorum ben. Hani daha önce gönlüme hiçbir hoca yatmamıştı. Ben onu arkadaşımın tavsiyesiyle öğrendim. Ondan öğrendiğim şeylerden sonra yaklaşık bir ay önce ben namaza başladım hocam. Yani daha önce kılmıyordum hani bu. Sağ olun hocam. Hani bu kitapları okuyordum hocam. Bu Sisili alimlerinin kitaplarını, işte Mektubat olsun, Saadeti Ebedi olsun, Tamil Mihal. Bunları okuyordum hocam. Bir ay önce namaza başladım ben. Bir vesvese maşallah geldi hocam içime. İçime haşa Allah'a karşı, Peygamber Efendimiz'e karşı çok kötü sözler geçti hocam içimden, küfürler.
Ben sıkıntıya, depresyona girdim hocam bu küfürler geçince. Bunları yenmek için hocam namaza başladım. Yani bu alimlerimize Fatiha-i Şerifler, İhlas-ı Şerifler göndermeye başladım. Çok şükür hocam bunları yapınca bu geçti. Ancak hocam bunları yaptıktan sonra, ya son bir haftadır hocam, şeytan içime bir şüphe düşürüyor, vesvese düşürüyor. Hani namazdayken Allah var mıdır haşa, peygamber var mıdır, bunlara nasıl inanıyorsun, bu kitaplara nasıl güveniyorsun, ispat gönder, hani delil göster. Bu şekilde çok benimle uğraşmaya başladı. Hani gayba imanımı sorgulamaya başladım hocam. İstemsiz olarak aklımdan bu düşünceler geçiyor. İmandan çıkmaktan korkuyorum hocam, bu yüzden dolayı. Bunu nasıl önleyebilirim hocam? Bu gayba imanımı, aklımı, kalbimi nasıl ilendirebilirim? Yok. Hani ben çok denemek istiyorum. Anladım. Çok uğraşıyorum hocam. Yok anladım. Sağlam dur. Bir müddet sonra bundan vazgeçecek. İzah edeceğiz efendim. Tamam? İnşallah hocam. Peki hocam, efendim. Sağ olun hocam. Hayırlı yayınlar. Allah. Sağ olun. Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyicimiz, babam dedi cuma günü vefat etti dedi. Öyle mi? İkinden evine vefat etti işte. Ben dedi yurt dışındaydım dedi. Hani vefatının, ölüm anının güzel olduğunu okuyarak vefat ettiğini aynı şekilde söylediler. Efendim imanlı olan bir kimse cuma günü vefat ederse, imanlı olarak vefat ederse, kitaplardaki yazılan müjdelere göre, bugünkü tabirle söyleyeyim, köşeyi dönüyor. Evet. Niye? Çünkü kabirde sual sorulmuyor. Sadece mümine mi? Cuma günü kafirlere de sorulmuyor. Hikmet-i ilahi, cumanın bereketi bu ya. Ne büyük nimet. Ramazan-ı Şerif'te de sorulmuyor. Ramazan-ı Şerif'te ölen mümin kafir kim olursa olsun. Sorulmuyor. Bekliyor. Ramazan-ı Şerif çıkana kadar bekleniyor. Ramazan-ı Şerif çıktıktan sonra fasıklara, kafirlere soruluyor. Eğer sünnet itikadında bir müminse, cuma günü vefat ettiği zaman, cuma gecesi vefat ettiği zaman, kabir suali sorulmuyor. Allah rahmet eylesin. Emen abiler böyle bir gün bir şeyle bir toplantı anlatıyorlar da mümininki nasıl başlarsa öyle gider buyurdular. Yani ehl-i sünnet itikadında itikad düzgün olan bir kimse vefat ettiği zaman artık ona kabirde de sıkıştırmıyorlar. Ne büyük nimet. Allah Teala rahmet eylesin bu şekilde böyle nasip olanlara. Benim baba dedem de aynı şekilde Ramazan-ı Şerif'te vefat etmiş. Nasipli birisiymiş. Herkese nasip olur mu? İnsan, insan. Efendim ben Ramazan'da ölüyüm, cuma gidin. Takdir, takdir. Cenab-ı Hak hepimize son nefeste iman nasip etsin inşallah. Efendim dinleyicimiz bir de, yani dedi ölenin ardından ne yapabiliriz? Şimdi dinleyicimiz yurt dışında. Ne yapabilir? Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsa Kur'an-ı Kerim okur, hediye eder. Peki Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsa kadın, erkek, hepimizin yapabileceği bir şey var. Nedir o da? Hatmi tehlil deniyor. Hatim, Kur'an-ı Kerim bir kişinin başından sonuna kadar okumasıdır. Bu hatim. Evet. Bir de hatmi tehlil var. İkisi farklı. Peki hatmi tehlil nedir? Kelime-i tevhid, la ilahe illallah, la ilahe illallah 70.000 defa okunur ve ölen ruhuna hediye edilir. Ne faydası okunur? 70.000 defa okuyup, hatta bunu kendisi tek başına okuyamazsa dağıtabilir de. 3.000 birisi, 5.000 birisi, 10.000 birisi toplar. 70.000 olunca oturur bir Fatiha, 3 İhlas okuyup o hatmi tehlille beraber ölenin ruhuna hediye edilir. Tabii böyle hediyelerde önce Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam, sonra bütün peygamberlere aleyhissalatü vesselam efendilerimizin ruhlarına, eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün din büyüklerine, evliya-i kiramın ruhlarına, hususen işte vefat eden babamın ruhuna diye gönderilir. O zaman taksim olmaz mı? Hayır. Bir kilo sevapsa hepsine birer kilo gider. Ve o kadar da geri döner. Kendisine de geri döner. Ha bunu yapar. Başka ne okuyabilir? 70.000 kelime-i tevhid okur. Ondan sonra diğer salavat-ı şerife okur. Kelime-i temcid, la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Kelime-i tenzih, subhanallah ve bihamdü subhanallahil azim. Tesbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahmid, elhamdülillah, elhamdülillah. Tekbir, Allahu ekber, Allahu ekber. Bütün bunları okur. Okuduğum işte tesbih, tahmid, tekbir, kelime-i tenzih, kelime-i temcid, kelime-i tevhidlerden okuduğum Fatiha, İhlas-ı Şeriflerden hasıl olan sevabı hasreten. Ve bu sadece mesela bu dinleyicimiz için değil, bütün hepimiz için, bütün evet. dinleyicilerimiz için cuma geceleri hasreten okuyup, efendim işte 70.000'e ulaşamadı, 10.000 kelime-i tevhid oku, oraya gönderebilirsin. Mesela biz cuma günleri, burada cuma namazından sonra da dinleyicilerimize gönderenler de var. Bunu bilenler var aynı şekilde.
Orada toplanıyor. 300-500 tane çeki tatil bile oluyor. 300-400 tatil tehlinde oluyor. Milyonlarca salavat-ı şerife toplanıyor. Tabii hepsi toptan gidiyor bu sefer. Evet. İştirak edenlerin bütün geçmişlerine toptan gidiyor. Sen ömründe 300 hatim okuyabilir misin? Yok. Yok. 300 hatim tehlil okuyabilir misin? Yok. 5 milyon salavat-ı şerif okuyabilir misin? Yok. Ama bunların hepsi toptan senin geçmişine de girebiliyor. Yani böyle kendi aralarında aynı şekilde toplanıp cuma günleri hususen hediye edebilirler. Cuma geceleri hediye edebilirler. Hiçbir şey yapamazsa otursun gece kendisi, cuma gecesi bir şeyler okusun ve hediye etsin. Bunları göndersin. Ayrıca sadaka versin. Efendim fakir yardıma muhtaç. Efendim bunlar bilemiyorum kim nedir ne değildir. Allah-u Teala'nın dinine hizmet edenlere, Allah-u Teala'nın dinine hizmet eden yerlere, mesela bu Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını dağıtanlara, kitap dağıtması için. Ya kendisi alsın dağıtsın bunları veya kendisi yapamıyorsa edemiyorsa dağıtanlara aynı şekilde versin. Bundan bir sevap hasıl oluyor ve bu sevap öbürlerinden çok çok fazla. Emr-i maruf sevabı çünkü bu. Evet. Hatta mesela ecdadımız kılıçla cihad etmişler, gazaya gitmişler. O sevaptan bile daha üstün. Emr-i maruf yapanlara Allah-u Teala, mesela İslam Ahlak kitabında da var. Emr-i maruf yapacak olanların daha evlerinden çıkarken o niyetle çıkanların bu işle vazifeli melekler vardır. Gelirler kanatlarına aynı şekilde o kimsenin ayağının altına girerler. Denizdekiler, karadakiler, havadakiler o emr-i maruf yapana dua ederler. Yani sevabı o gaza bak canını tehlikeye koyuyor. O bir sevaptır, cihattır. Emr-i maruf sevabı bundan daha fazladır. Evet. Dolayısıyla yani diyeceksin aynı şekilde 600 lirayı benim adıma işte namaz kitabı dağıtıver. Dedin. Tamam. O dağıtan da aynı şekilde sevap kazanıyor. Vesile oluyor. O da aynı şekilde aldı, kitapları aldı, dağıttıranlara veriverdi. Hadi bunlar dağıtın da gelin, dağıttı geldi. O dağıtanlar da vesile olan da parayı veren de. Hepsi ortak o sevabı. Evet. Ne oldu? Emir maruf sevabı oldu. Bundan bir sevap hasıl oldu mu? Oldu. Ya Rabbi buzdan hasıl olan sevap babam ruhuna gönderdim. Geçmişlerimin ruhuna sadece. Sadece babam değil, bütün geçmişlerin ruhlarına işte. Şimdi yeni vefat etti ya, babası yaralı ya. Oraya gönderebilir mi? Tabii gönderebilir. Daha çok sevap kazanır. Hani dinleyicimiz dedi ki ölenin arkasında neler yapabiliriz? Bugün imkanlar daha geniş. İskatını yaptıracak önce. Peki iskatını yaptıracak da iskat yapılması için diğer dinleyicimiz de hani bu konuda dedi biz dedi zorlanıyoruz. Efendim tam İbn-i Saad-Tebedi'nin kitabının meyyit için iskat. Böyle kalın büyük başlık var. Meyyit için iskat. Arkasında fihristi var. Aynen bu kelimelere bakarak, M harfine bakarak meyyit için iskat. Oraya asın, detaylı bilgi veriliyor orada. Ne demektir efendim iskat? İskat, ölen bir müminin arkasından bu kimsenin namazlarında hata vardır. Borçları vardır. Oruçlarında hata olabilir. Borçlu oruçlar vardır. Zengin olmuştur, bilememiştir, zekat vermemiştir. Ziraatle uğraşmıştır, usul borçları vardır. Toprak mahsulü borçları vardır. Kul hakları vardır. Peki nasıl yapılır bu? Nasıl yapıldığı da orada yazılı. Mesela namaz için bir günlük, bir vakit namaz için 1750 gram buğday. Bir günlük namaz için 10,5 kilo buğday eder. 10,5 kilo. Şimdi Mustafa Bey'le bir hesap ederken şey yaptık da mesela bir senelik neredeyse 3 ton buğday ediyor. Evet. Peki nasıl yapılır? Mesela diyelim ki Osman Ünlü vefat etti. Kaç yaşında? 70 yaşında. Ha, 2 sene ilave edilir, 72. Erkek olduğu için 12 yaş çıkartılır. Geriye kaldı 60. Bu 60 senenin hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış gibi iskatı yapılır. Namaz kılsa da yapılır. Evet. 60 sene. Her bir sene için hesap edilmiş mesela tam İbn-i Saad-Tebedi de 60 altın vermek gerekiyor. 6 kere 6 36. 3600 adet altın eder bu. Değil mi? Evet. 3600 adet altın sadece namaz için ha. 60 sene için. Peki 3600 adet altın, özür dilerim yanlış oldu. 3600 çarpı her bir altın 7.2 gram olduğu için 25 kilo 900, 26 kilo altın vermesi lazım. Osmanlı'nın arkasındakiler mümkün değil bunu. Osmanlı görmedi ki 26 kilo altını mirasçılar görsün. Ne yapacağız bunu? İşte bunu devirle halledeceğiz.
dinini bilen Ehl-i Sünnet itikadındaki fakir erkek Müslümanlarla yapılır bu. Evet. Onlar biliyor, ölenin ihtiyacı var. Ölenin ihtiyacı. Diyelim ki 300 gram altın, 3 kişiyle yapacaksın mesela, bölü 300 diyelim eşittir. Bir kişiyle 86, 3 kişi bölü tekrar 3 eşittir. 28, 29 defa 3 kişiyi oturturum. Merhum işte falanın oğlu, babamın ismi Mehmet mesela. Mehmet Osman'ın namazın iskatı için bu altınları sana verdim. O fakir biliyor, o altınlar onun oldu. Evet. Ben isteyemem. Başkasına da vermez. Meyitin ihtiyacı olduğunu bildiği için, onun için Ehl-i Sünnet itikadında namaz kılan fakirlerle yapılır. O hemen Allah rızası için yanındakine der ki, ol veçile sana verdim. Yani o şahsın namaz borcu için. O da aldım, kabul ettim, ol veçile sana verdim. Üçüncü tekrar o iskatı yapan kimseye bunu sana hediye ettim der. Bir devir oldu. Böylece kaçtı? 29 olacaktı. 28 defa dolaşır. Ne oldu? 28 kilo, 26 kilo altını halletti. Oruç için bir kilo altın bile kafi gelir. İşte 300 gram altında bir tur etse yetiyor. Merhum falan efendinin orucun iskatı için sana verdim bir tur. Ondan sonra zekat. Eğer zenginse 5 defa yapar 300 gram altınla. Çok çok olur. Ondan sonra kul ve hayvanatlar çoktur. Onun için de aynı şekilde 5 defa yapar. Böylece bu 3 fakire de, bunlar 26 neredeyse 30 kilo altın hediye ettiler değil mi? Evet. Onlara 3-5 kuruş bir şey vermek lazım. Bu iş pazarlık işi değil. Öbür türlü 26 kilo altın vermesi lazımdı. Veyahut da 30 kilo altın vermesi gerekirdi. O 30 kilo altını bunlar devirle hallettiler. Ve onlara da 3-5 kuruş vermeli. Peki efendim, böyle yapınca bunun namaz borcu, oruç borcu, zekat borcu, kul ve hayvan haklar borçları affedildi mi? Şartlarına uygun yapılınca kabul olma ihtimali yüksektir. Ölen imanlı gittiyse. Evet. İmanlı gittiyse. Şartlarına uygun yapıldıysa Allah-u Teala bu kulunu affetmeyi murad edince siler atar. Efendim hiç namaz kılmadıysa borçların hepsini siler. Mülk onun. O istediğini yapar. Peki kaynağı ne bunun? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında birisi geliyor, diyor ki Ramazan-ı Şerif'te babası veya annesi işte rahatsızmış, oruç tutamamış, Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru vefat etmiş. Geliyor diyor ki ya Resulallah, bu benim annemdir, babamdır. Tutamadığı oruçlar var, kılamadığı namazlar var. Ben onun evladıyım diyor. Onun tutmadığı oruçları ben tutuversem, kılmadığı namazlarda kılıversem olur mu? Olmaz buyuruyor. Kimse kimsenin yerine oruç tutamaz, namaz kılamaz. İyi ki sormuş. Ondan sonra da soruyor. Peki diyor, bir şey yapamaz mıyım? Diyor ki fidye ver. Kılmadığı namazlar için, tutmadığı oruçlar için fidye ver. Emir ya bu. Evet. Ve tam evlen sertip edin, meyit için iskat bahsinde bir sürü kitap ismi zikrediliyor. Hadis-i şerif de var orada. Ondan sonra adam oturuyor, diyor ki öyle şey yok. Yani Peygamber Efendimiz'i inkar ediyor. Peygamber Efendimiz inkar ediyor. Öyle söylememiştir. Sana mı soracaktım ben? Resulullah Efendimiz bildirmiştir. Dolayısıyla ölenin ardından mutlaka iskat yapılmalı. Evet. Ondan sonra kelime-i tevhid okunmalı. Sadaka vermeli. Bunlar da Allah'a hediye etmeli. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ne edersen onu bulursun. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur demişler. İyilik edene malla, hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Yapılan iyiliklere karşılık yapmayanın başına kakılır, kötülenir, incitilir. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Er-Rahman suresinin 60. ayeti kerimesinde mealen, iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Enbiya suresinin 47. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, kıyamet günü adalet ölçüsünü ortaya koyarız. Kimseye bir zulüm yapılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur. Zilzal suresinin 7. ayeti kerimesinde de mealen, zerre miktarı iyilik yapan onun karşılığını bulur buyurulmaktadır. İnsan başıboş olarak yaratılmamıştır. Her yaptığının hesabını verecektir. Bunun için yaptığımız her işi, her davranışı iyi hesap etmemiz, iyi araştırmamız gerekir. Yaptığımız davranışın başkasına bir zararı var mı? Kul hakkı geçiyor mu, geçmiyor mu? İyi düşünmek lazımdır. İşin aslını iyi bilmeden
alelacele karar vermek insanı yanıltabilir. Kişi ana babasına nasıl muamele ederse çocukları da ona öyle muamele ederler. Eden bulur, ne ekersen onu biçersin gibi güzel atasözlerimiz vardır. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz. Rüzgar eken fırtına biçer. Zulüm payidar olmaz gibi yapılan iyiliklerin, kötülüklerin dünyada ve ahirette mutlaka bir karşılığının olacağını bildiren başka atasözlerimiz de vardır. Bunları hiç unutmamak gerekir. Lokman Hakim Hazretleri oğluna hitaben buyurdu ki, "Ey oğlum, merhamet eden merhamet bulur, sükut eden selamete erer, hayır söyleyen kâr eder, kötü konuşan günahkâr olur, diline hakim olmayan pişman olur." Abdülehad Serhendi Hazretleri nasihat isteyen talebesine hitaben, "Allahü Teala hazır ve nazırdır. Her işini görmekte, her yaptığını bilmektedir. O halde bilerek, anlayarak söyle. Bilerek, anlayarak dinle. Bilerek, anlayarak iş yap. Bilerek dur, bilerek yürü. Kısaca bugün öyle ol ki yarın mahcup olmayasın. Birkaç gece rahatsız ol da sonsuz rahata kavuş," buyurmuştur. Muhammed Murat Efendi buyurdu ki, "Kişi kendine her ne muamele yapılırsa başkasına da o muameleyi yapmalıdır. Bu nasihati kabul eden kimse dünya ve ahirette selamet bulur." Abbasi halifelerinden Harun Reşid'in bahçesinde bir gül fidanı vardı. Bu gül fidanının gülünü merak ediyordu. Bahçıvanına fidanın bakımını iyi yapmasını, gül açtığında da gülünü kimseye koparttırmadan kendisine getirmesini emretmişti. Halifenin emrini yerine getirmek için gece gündüz fidanın üzerine titreyen bahçıvan, bir gün henüz yeni açılmış olan gülün dalına konan bir bülbülün gagalayarak gülün yapraklarını uçurup darmadağın ettiğini korkuyla görür ve durumu sıkılarak halifeye arz eder. Halife durumu anlayınca, "Üzülme bahçıvan efendi, bülbülün de yaptığı yanına kalmaz," der. Ferahlayan bahçıvan tekrar ağaçların arasındaki işine döner. Bir gün bakar ki otların arasında dolaşan bir yılan o bülbülü ağzına almış, dikenlerin arasına doğru kayıp gidiyor. Durumu halifeye arz edince halife, "Üzülme, yılanın da ettiği yanına kalmaz," der. Bir müddet sonra bahçıvan yine otlar arasında dolaşırken işi azıtan azgın yılan bahçıvanın ayağına dolanır ve onu sokmaya çalışır. Bahçıvan elindeki kürekle kendini kurtarır ve yılanı öldürür. Durumu da halifeye arz eder. Halife Harun Reşid, "Üzülme efendi, senin yaptığın da yanına kalmaz," der. Aradan zaman geçer ve bahçıvan bir suç işler. Halife de cezalandırılması için hakimin huzuruna sevk ettirir. Ancak bahçıvan hakimin bütün suallerini cevapsız bırakır ve "Ben ancak halifeye karşı konuşurum, başka kimse benden cevap alamaz," der. Nihayet Harun Reşid'in huzuruna getirilen bahçıvan şöyle konuşur: "Efendim, siz bülbülün yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu yılan yuttu. Yılanın da yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu da ben öldürdüm. Benim de yaptığımın yanıma kalmayacağını söylediniz, işte o da oldu. Zat-ı şahaneniz, benim kusurumu affedip bağışlayınız. Siz bana etmeyiniz ki size de bir eden bulunmasın." Bahçıvanın bu sözleri Halife Harun Reşid'in hoşuna gider. Kendi şahsına karşı suç işleyen bahçıvanın kusurunu affederek onu bağışlar. Evet, atalarımız "Çalma elin kapısını, çalarlar kapını," demişlerdir. Büyüklüğün şanı sana yapana aynısını yapmak olmayıp onu affetmektir. Geçmişteki olaylardan ibret almaktır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de mealen "Herkes yaptığını bulur," buyurulmaktadır. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, 1. bölümden sorular vardı dinleyicilerimizin, buyurun. Efendim, ikinci dinleyicimiz, "Ben," dedi, "işte bir kız kardeşim var," dedi, "eteksi namaz olmaz," dedim. "Onlar tunikle altta pantolon herhalde. O şekilde namaz kılıyorlar," falan dedi. "Olur olur," diyorlar falan. "Zaten ayızdayken Kur'an-ı Kerim de okunuyor," falan. İşte bir de zehirini yemiş.
itibar ettiği kimseler o rejimde mahsur var falan filan diyorlar. Halbuki kitaplarda buyuruyor ki erkeğin bile dar pantolonla namaz kılması mekruhtur, biliyor musun? Evet. Kadının zaten pantolon giymesi caiz değil. Ama şimdi çünkü yaygın olmasa onun meşru olmasını gerektirmez. Efendim umum belva oldu, umum belva olmaz. Fasıkların aynı şekilde arasında, günahkarların arasında yayılan şey umum belva olmaz. Ve Müslüman adet de olmaz. Kafir adettir bu. Kafirlerden geldi aynı şekilde. Dolayısıyla hangi şekilde olursa olsun ancak Müslüman bir hanım üşüyordur falan. Eteğin altına, uzun eteğin altına hani kalın kışlık eşortman tarzı pantolon giyebilir. Onun dışında etek olmadan, efendim şalvara benzeyen pantolon, bilmem neye benzeyen, kıvırıp durma, tamam mı? Yok, sokma onu hayatına. Onu sokma hayatına. İlle kılıfını bulacak, aynı şekilde yok, bol yapılmış da bunun gibi. Bol yapılsınca yapılsın, giyme. Yani şeyinden at onu. Çocuklarına da giydirme. Elinden geldiği kadar. Ve mümkün mertebe çocuğuna da münasip bir şekilde, onun anlayacağı şekilde anlatırsan anlar. Zaman zaman kızarak bağırarak değil, anlatırsan Allah-u Teala'nın yarattığını, varlıklara nasıl muamele edilmesi gerektiğini ve onların nasıl giyen kuşun nasıl olduğunu. Çünkü senin çocuğun da Rabbi Cenab-ı Hak'tır. Seninki de, benimki de, onunki de hepimizinki Rabbi Cenab-ı Hak. Çocuklara tatlı anlatılınca ve hatta aynı şekilde yakınlarına anlatılınca insaf merhamet sahibi ise bunu anlar. Ama yok, nefsine tabi ise anlatacak bir şey söz konusu değil. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin diyeceğimiz bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla kadınların namaz kılarken de erkeklerin bile aynı şekilde mesela böyle parça gibi, cübbe gibi, cübbe deniyor yani şeyler. Öyle bir şeyle evinde mesela şey yapan namaz kılarken öyle bir şeyle kılması uygun olur buyuruyor. Niye? Çünkü o boldur. Rükû ve secdeye ev halidir. Mesela pijama bolsa tamam giydiğin evdeki pijama. Ama darsa peki sen rüküye gittin, secdeye gittin. Birisi oradan geçerken gördü. Bütün aynı şekilde kaba avret yerlerin olduğu gibi resmi çıktı ortaya. Evet. Mekruhtur kıldığın namaz. Peki kadınınki ise bu örtülü çıplak tabiriyle aynı şekilde bildirilmiş hadis-i şerifte. Örtülü çıplak. Yani zahiren örtülü. Ama çıplak. Bütün beden olduğu gibi aynı şekilde ortada. Dolayısıyla hatta mekruhtan öteye gidiyor. Namazı bile fasit olma durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla burada dinleyicimiz doğru söylüyor. Yani kadın namaz kılarken en azından aynı şekilde bol bir etek giyer de. Yani başka bir bol bir etek giyer namazını aynı şekilde kılar. Ya şeyde Cenab-ı Hak hidayet nasip edince beyni de böyle bidat şeylerle falan da sulanmayınca kaç sene önceydi. Burada bir aşağıda çekim yaparken falan orada anlattılar. Dediler işte bir şarkıcı kadın dediler burada namaz kılıyor. Dedim nasıl namaz kılıyor? Yani dedim yarı çıplak vaziyette falan. Oradaki çocuğum işte ya abi öyle değil dedi. Çantasını bir açtı eteği çıkardı dedi. Başörtüsünü çıkardı dedi. Ondan sonra dedi, kollarını falan örtecek şeyler dedi. Hazırdı dedi çıkardı onları giydi. Ondan sonra namaz kıldı. Bak şarkıcı buna dikkat ediyordu, tamam mı? Evet. Ha dışarıda açık şey yapıyor falan ama namaz kılarken namazın şartlarını gözetiyor. Sen aynı şekilde ben Müslümanım falan filan diyorsun da yani bidat ile köpürüp gidiyorsun. Allah Teala hidayet nasip etsin ya. Şarkıcı riayet ediyor buna. Evet. Allah Teala'nın emri böyledir diye. Demek ki onun anlayışı kadar sende o anlayış yok demektir. Yok. Körelmiş yani. Dolayısıyla bu kadıncağız doğru söylüyor. Hayızlıyken dedi Kur'an okumak. Evet, o Yaşar Nuri Öztürk denen abdestliyken bilmem neyken falan dedi. O zındık herif anlattırıyor diye. Netice itibariyle onun gibi piyasada bir sürü var. Ona cevap veren oldu mu bir ilahiyatçı? Yok. Ama Osmanlı'ya cevap veriyorlar. Niye? Osmanlı ehl-i sünneti anlatıyor. Hepsi Osmanlı'ya aynı şekilde cephe alıyor. Diyanet deyince Diyanet böyle toy kuruyor falan. İşte o yanlış falan. Peki bu Yaşar Nuri dahil olmak üzere bu zındıklara Diyanet cevap verdi mi? Yok. Verdi mi? Vermedi. Şahit oldun mu sen? Yok. Vatandaş da şahit olmadı. Onlara cevap verdiği falan filan yoktu. İşte Fethullah Gülen falan. Peki hayattayken, hayatta burada icraat yaparken cevap verdi mi Diyanet? Yok. İlahiyat fakültelerindeki cevap verdi mi? Yok. Demek ki aynı fikirdeler bunlar. Aynı fikirdeler. Onlar da aynı şeyi söylüyordu.
Abdestsiz, gusülsüz aynı şekilde namaz da kılarsın, oruç da tutarsın, gözde ima edersin falan. Yani adamlarda din gayret diye bir şey yok. İslamiyeti bozmak, hedefleri, maksatları bu. Onun için Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını mutlaka okumak lazım. Dolayısıyla haiz deyken bir kadın ezbere de Kur'an-ı Kerim okuyamaz, camiye de giremez. Kur'an-ı Kerim elini tutamaz. Hükmü nedir? Haramdır. Harama ehemmiyet vermezse, vallahi istediği kadar başına başörtü diye bir şey taksın, üstüne de tunuk diye bir şey giysin, imanı yok. Yok. İman gitmiş. Niye? Harama ehemmiyet vermiyor çünkü. Evet. Harama ehemmiyet vermiyor. Tazimi tahkir, tahkiri tazim. Mızrak değil mahalle yazıyor bu. Küfürdür buyuruyor. Bitti. Yani haramı aynı şekilde böyle hafife almak, hafife almak. Veyahut da aynı şekilde onu güzel görmek imanı götürür buyuruyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Evet. Bir de biz dedi mesele şey yapıyoruz, anlatamıyoruz falan. O zaman kitap tavsiye edin. Tam İmdat Saadet'te diye de var, oradan okuyun diye. Vebal olur mu? Kitabın ismini söyleyince vebalden kurtuluruz. Efendim hatime başladım ben dedi. Bunu nasıl bağışlarım falan. Efendim okuduktan sonra ya Rabbi okuduğum hatmi şerifi önce peygamber efendimize, bütün peygamberlere aleyhissalatü vesselam, eshab-ı kiram, tabi'in, tebi'i tabi'in, bütün İslam alimlerine, evliya-i kirama, ondan sonra ahirete intikal etmiş bütün geçmişlerimin ruhlarına, üzerimde hakkı olanlara, hatta babaannem derdi, kimi kimsesi kalmamış, bana da yok mu dua diyenlerin ruhlarına, hepsine hediye edilir. Hepsine ayrı ayrı, 5 kilo ise 5 kilo, 10 kilo ise 10 kilo gider. Ve ne kadar hediye etmişsek o kadar da bize geri döner. Onun için hediye etmek karlıdır. İskatı sormuştu. Onu birinci bölümde zaten izah ettik. Bir de dinleyicimizin bir suali daha vardı. Kaza orucu tutarken dedi dinleyicimiz, mesela muayyen günü zuhur etti. O kaza orucunu da ayrıca kaza mı etmemiz gerekir? Hayır. Bir tek Ramazan-ı Şerif'e mahsustur o. Bir özürle bozulduğu zaman kaza etmek Ramazan-ı Şerif'e mahsustur. Ve kefaret de Ramazan ayında bilerek bozulan orucun cezasıdır. Bunun dışında, Ramazan-ı Şerif'in dışında bilerek de başladığımız orucu bozsak, mesela kaza orucunu bilerek bile bozmuş olsak yerine tekrar tutmamız gerekmez. Çünkü kaza borcu bu. Ödenmedi, tekrar tutacağız onu. Ancak nafile olarak kaza borcu yok da Ramazan-ı Şerif'in dışında nafile olarak Allah rızası için dedin, oruca başladın. Onu bilerek veya bilmeyerek bozdun. Bunu yerine tutman vacip olur artık. Evet. Sadece orada öyle bir hüküm var. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. Dedi, ben de dedi bu hakikat kitabın kitapları vardı. Okuyordum falan ama dedi, bir ay önce dedi namaza başladım. Çünkü dedi namaza başlamadan önce dedi bu kitapları okuduğum anı bir vesvese dedi meydana geldi, bir türlü kurtulamadım. Namaza başlayınca bu vesveseden kurtuldum. Anlaşıldı ki yani ruhen bir depresyon, depresif bir durum geçiriyor. Depresif bir durum geçiriyor. Namaza başlayınca o gitti ama dedi. Namaza başladıktan sonra bir ay sonra falan de şeytan gene aynı şekilde böyle namazda vesvese ediyor. Şimdi aşırı derecede başka bir yerden vurmadı, buradan vurduysa bu bir psikolojik rahatsızlıktır. Kendi atlatabilir. Yani psikolojik rahatsızlıkları insan kendisi atlatabilir. Mesela bugün alternatif tıp denilen şeyler, hastalık başlamadan önce insan o bitkisel şeylerle tedavi edebilir. Ama başladıktan sonra mutlaka bir doktora gitmeli. Gerekli ilaçları da almalı. O ayrı bir durum. Ayrı bir şey. Vesvese de öyle bir hastalıktır. Aşırı derecede ise doktor yardımı almalı. Aşırı derecede değilse üstüne üstüne girilmek suretiyle şey yapılır. Mesela dedi ki namazda Allah-u Teala ile alakalı olarak bazı şeyler getiriyor, vesvese getiriyor falan. Bu şeytandan ve nefsten gelir. Çünkü bunun namaz kılmasını nefsi de şeytan da istemiyor. Evet. Peki ne yapması lazım? Bunun zayıf tarafı, ben buna vesvese yüklersem, çeşitli düşünceler getirirsem bu bundan vazgeçer. Namazı bıraktığı an mesela geri çeker, bu vesveseler gelmez. Bak gördün mü, namazdan kaynaklanıyor diyecek ona. Sen bu işi beceremiyorsun diyecek. Peki üstüne üstüne giderse o zaman diyecek ha ben bunu bu namazı kılmaya devam edecek. O zaman bunun namazını bozayım. Abdestini bozayım, oralardan devam edecek. Peki ne zaman biter bu? Bitmez. Çünkü burası imtihan yeridir. Dünya imtihan yeridir. Allah Teala kulunu zaman zaman değil ya. Allah rahmet eylesin Emre abiler her an buyuruyordu. Her an diye anlatırdı. Böyle toplantılarda sakın ha. Yani her halinizde dikkatli olun. Allah Teala kulunu her zaman imtihan eder. Her an imtihan eder. Dolayısıyla burası imtihan yeri. Burada
şeytan da olacak, nefis de olacak, vesvese de olacak, kötü insanlar da bulunacak. Efendim bir gün hastalanacaksın, bir gün iyi olacaksın, bir gün aynı şekilde bir sıkıntı gelecek, ertesi gün ferahlayacaksın. Neyse yani. Yani bir arkadaşa ben takılırdım böyle. Nasılsın? Denizaltı gibi bir gidiyorum, bir çıkıyorum falan diyor, tamam mı? Dünya böyle bir yer. Dünya böyle bir yer. Denizaltı gibi bir gidiyorum, bir çıkıyorum, bir gidiyorum, bir çıkıyorum. Cenab-ı Hak burasını böyle yaratmış. Ama efendim işte siz anlatırken hani böyle dertlerden, hastalıklardan zevk alan, o Allah falan derecelerini yüksek eylediği, yaratırken yüksek yarattığı, bizlere numune olarak yaratmış olduğu kulları, onlar farklı, yaratılırken de farklı yaratılmışlar. Dolayısıyla onlar gibi olmamız o zor. Bizden de zaten onlardan istediğini istemiyor Cenab-ı Hak. Herkese ne kadar verdiyse Osmanlı'nın gücü ne kadar, bu kadar yetiyor. Hatta hemen abla şey anlatırlardı. Allah Teala emrine kıymet verilmesinden hoşlanır. Mesela sabahleyin uyku bastırdı falan, zor kalkıyorsun, hemen gittin al uykunu, bir abdest aldın. Ya şu namaz bitse de gene de başımı yastığa koysam falan diye bakıyorsun falan. Bu arada abdestte noksanlar oldu, namazda noksanlar oldu. Allah Teala buyurmuş ki meleklerine, bu kulumun abdeste benzemedi, namazda namaza benzemedi ama benim emrime kıymet verdi, değer verdi, uykusunu böldü, kalktı, abdest aldı, namaz kıldı. Tam yapmış gibi yazın. Mülkü onun. Kulu da yaratan o. Yani ben de onun mülküyüm. Yarattığına ne kadar verdiğini biliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne verdiğini bize vermemiş. İmam-ı Azam İbani Hazretleri'ne verdiğini vermemiş. Eshab-ı Kiram Aleyhümdülillah Efendilerimize verdiğini bize vermemiş. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram Aleyhümdülillah Efendilerimizin yaptıklarını bizim yapmamız, Evliya-i Kiram'ın yaptıklarını bizim yapmamız İstemiyor, de mümkün değil. Hemen de onun gibi olacağım falan. Öyle olacağım demekle olmaz. Bu ihsan-ı ilahidir. Efendim işte nefsimi ben nasıl yapayım öldüreyim? Ölmez o. Öldürülmesi de emredilmemiş zaten. Öldüremezsin de. Peki ne olur? Ha, kontrol altına alınır. Nasıl kontrol altına alacağız? Efendim Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını her gün okuyarak. Evet. Peki her gün okuyunca ne olur? Her gün okuyunca o kitaplarda Allah-u Teala'nın sevdiği kulların isimleri var. Ve o Allah-u Teala'nın sevdiği kulların aynı şekilde kitaplarında nakiller var. Dolayısıyla onların kalplerinden bizim kalbimize nur akar. Öyle okuya okuya biz hayatta kalır, imanımızı kurtarırız inşallah. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. İslam ve toplum.